Bir süredir online ortamlarda çok önemli bir problem tartışılıyor arkadaşlar. Hayır, bu ekonomik kriz değil. Hayır, işte dövizdir değil. Hayır, KYK'da ölen çocuklar değil. Hayır, internet sitelerinin yasaklanması değil. Hayır, işte kadınlara şöyle böyle müdahale edilmesi değil. Sokak hayvanı sorunu Şimdi bunu birçok topluluk tartışıyor. Milliyetçiler tartışıyor, inseller tartışıyor, İslamcılar tartışıyor. Baya böyle garip kümelerle karşı karşıya kaldık. Böyle inseller, milliyetçiler, İslamcılar karşımıza gelip Aa, wow, Kadıköy solcuları siz tabii ki de bu işi bilmezsiniz falan diye yağdırıyorlar. Ve burada çok büyük bir data manipülasyonu da var. Özellikle ben bunu Wikipedia'da gördüm. Örneğin Wikipedia'da Türkiye'de sokak hayvanı sorunu diye bir başlık var. Şimdi bu başlığı görünce aklınıza şey gelecek değil mi? Ha evet. İşte ne kadar insana zarar verdiğini işte bize veri olarak verecek. İşte ne kadar işte köpeklerin öldüğünü bize data olarak verecek. Giriyorsunuz başlık bu kadar provokatif bir şey olsa da yani Türkiye'de bir sokak hayvanı sorunu vardıysa da tanımlara bakıyorsunuz. İşte hayvanlar kuduz olabilir. Hayvanlar çöpten besleniyor. Yani tamam Bunlar sorun, sorun değil demiyorum. Ama öyle bir şekilde veriyorsunuz ki başlığı kötü niyetli geliyor. Başka bir şey de bunu düzelttilerse bilmiyorum buna bir süredir bakmadım. İşte Türkiye'de 10 milyon köpek vardır diyor. Tamam mı? Başı boş. Sonra kaynak olan linke bakıyorsunuz. Tahmine diyor. Tahmin de şey böyle. BBC'nin tahmini ama BBC de tahmin yaparken neyi kaynak aldığını söylemiyor. Neyse, şimdi e, bu videoda şunu demek istiyorum. Köpekler, sokak hayvanları bir sorun mu? Sorunun neyi tanımladığımıza bağlı. Şimdi bakın, e, ben işte e, asansörün çok gürültülü, tamam mı? İşte ben geliyorum, böyle işte oturuyorum falan. Bazen asansörün sesini duyuyorum. Bu bir sorun mudur? Evet. Ama aynı zamanda da hayır. Çünkü hani ona sıra gelinceye kadar anlatabiliyor muyum? Çok çok daha fazla, çok çok daha önemli şeyler var. Yani örneğin şurada bir grafik göstereceğim size. Örneğin işte bir köpeğin sizi işte e, öldürmesi e, bir olasılık olarak kabul edilirse. Yıldırımdan ölme olasılığınız iki kat. Silahtan dolayı ölme olasılığınız 3 kat. Boğulmadan ölme olasılığınız 25 kat. Aşırı sıcaktan ölme olasılığınız 66 kat. Tamam şimdi şey hani... Ee, silahı milahı müdahale ederiz falan filan da yani bir şeyin sizi öldürme bir şeyin size zarar verme olasılığı şimşekten daha düşükse yıldırımdan daha düşükse belki de o o kadar önemli bir şey değildir. Ve hani bunun önemli olduğunu destekleyecek istatistiksel veriler de yok. Şimdi bakıyorsunuz işte bu köpek karşıtı hayvan düşmanı insanların internette paylaştığı şeyler işte bakın Burada şu kadar köpek var. Bakın kameraya alıyorum, hepsini gösteriyorum. Ee, bunu söylemek zorunda olmamalıyım. Ama sizin kamerayla çektiğiniz 20 köpek hiçbir şey ifade etmiyor. Bu bir genel istatistik değil. Bu topluma vurabileceğimiz bir şey değil. Yani sırf bir videodan yola çıkarak böyle gördüğü video ki bu videoların çoğu da sahte. Kötü niyetle hazırlanmış. Örneğin bir ara ortalıkta işte çocuğu yedi köpekler diye video dolaşıyordu. Irak'tanmış video. Peki, ama bunu birçok kişi yayınladı. Bunu birçok kanal, bunu birçok hesap yayınladı. Ama sonra düzeltmesini yayınlamadılar. Düzeltmesini yayınlasalar bile kaç kişiye ulaşırdı? O da ayrı bir tartışma noktası. Fakat siz bu kadar küçük, böyle spesifik, doğruluğu tartışılır verilerden sosyopat gibi gelip Evet, e, sokak hayvanları bir problem. İşte bunlar itlaf edilmeli diyorsunuz. Şimdi bu bunu yaparken de aslında karşı tarafı oldukça karikatürize ediyorsunuz. İşte Kadıköy tayfa, işte bunlar hiç sokağa çıkmamıştır, hayvan görmemiştir. Bir, e, ben dağda yaşıyorum. İmralı şakalarını alabiliriz arkadaşlar. Okey, bunu söyleyebilirsiniz. Ben dağda yaşıyorum, tamam mı? Ve hani ben işte bahçemde sürekli domuz dolaşan birisiyim. Hayvanlar dağdan iniyor, bahçede dolanıyorlar. Yani ben, e, tabii bununla beraber köpek de oluyor ortalıkta. Ben hayvanların varlığını biliyorum. Okulda başka bir yerde yaşıyorum tabii. Bunun detayına girmiyorum da burası da kentsel dönüşüm mahallesi. Yani süper bir alan değil. E, o yüzden ben hani biliyorum hayvanların nasıl ve nerede olacağını. Bu yüzden hani karşı taraftaki herkesi karikatürize etmeniz oldukça trajik. Ki hani madem biz Kadıköy tayfayız, biz işte şuyuz, biz buyuz. Abi siz sosyopatsınız o zaman. Hayvanların hepsini toplu bir şekilde öldürmek istediğiniz için. Bir de başka bir iddia var. İşte lobi var. Mama lobisi. Bunu bazıları çok söylüyor. Pavgards mı ne? Böyle saçma sapan bir şekilde çıkıp işte... Ee, birilerini bir o Pavgars mevzusunu bilmiyorum da varsayalım ki dediğiniz şeyde haklısınız. Bu denklemin karşı tarafında kim var zannediyorsunuz siz? Bakın bu olay, bu köpek karşıtlığı olayı büyük oranda muhafazakarlar tarafından ortaya konulan bir şey. Çünkü biliyorsunuz özellikle çok aşırı muhafazakar olan insanlar arasında şöyle bir görüş var. Ee, köpeğe dokunursanız işte pisleşirsiniz. O temizlenebilen bir hayvan değildir. Bu işte sanırım Şafiler'de vardı. Hani e, e, kabul edilmiş olarak ama birçok muhafazakar da bunu aslında şöyle ya da böyle kabul ediyor. Orada bir geçirgenlik var. Ve Pavgarsın işte yöneticisini tutukluyorlar. İçeri atıyorlar. İktidarın geri kalanı böyle açıklamalar yapıyor. Cemaatlerin işte köpeklere olan bakış açısı belli. Siz gidip kime lobi diyorsunuz Allah aşkına? Ne kim var? Hayır, gerçekten kim var? Yani böyle şu an Erdoğan'ın yönettiği muhafazakar iktidarın cemaatler tarafından desteklenen muhafaza muhafazakar iktidarın nasıl karar alabileceğini dönüştürebilecek bir köpek maması lobisi mi var? Siz buna inanıyor musunuz? Böyle ağzınıza sakız haline getirdiğiniz palgars vardı. İşte herkesi palgars ilan ediyordunuz, dolandırıcı ilan ediyordunuz. Adam tutuklandı. Yok artık ve bütün işte bu belediye şey belediye başkanlarıdır, valilerdir, bakanlardır. Sizin istediğiniz gibi açıklamalar yapıyor. E o zaman şimdi sizin mi lobiniz var? Size mi lobici diyelim? Size mi AKP için çalışıyor diyelim? Bence bunu demek diğerini demekten çok çok daha ayakları yele basan bir şey. Ve hani biraz videonun başında dediğim şeye döneceğim ama Türkiye'nin gerçekten daha önemli problemleri var. Türkiye'nin gerçek problemleri var. Ve hani bu gene işte e, A Haber'de olsun, işte Bengü Türk'te olsun ya da işte Twitter'da, YouTube'daki karşılıkları olsun. Bunlar tartışılmıyor. Bunlar konuşulmuyor. Yani Yunus Emre Göçer mevzusunda bile işte böyle düzgün bir muhalefet yapılamadı bu insanlar tarafından. Ama konu... Köpek olduğu zaman, konu efendime söyleyeyim işte... bir e, de saçma sapan bizimle alakası olmayan konular olduğu zaman... ...yok efendim translar hangi tuvaleti kullanacakmış... ...yok SCV'ler şunu yapıyormuş, yok işte siyahi deniz kızları varmış... ...birden car, car car car, car 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 hepsi konuşmaya başlıyor. Bu iktidarın bir oyunu. Sizi gerçek gündemlerden, gerçek so sorunlardan, gerçek sıkıntılardan... ...uzaklaştırmak isteyen iktidarın bir oyunu. Şimdi... Biraz kapatmaya doğru gelirken şunları söyleyeyim. Bakın ben şuna prensip olarak karşı değilim. Atıyorum gerçekten bir sıkıntı vardır. Köpekler işte her gün bir kişiyi öldürüyordur. Yani oran çizgiyi nerede çizeriz bilmiyorum ama bir sıkıntı vardır tamam mı? O durumda insanların yaşamını devam ettirmek için köpekleri öldürebilirsiniz. Ben buna okeyim. Ama şu an Türkiye'de böyle bir pozisyon yok böyle bir pozisyon olduğu iddiasında hareket edenler hiçbir şekilde hiçbir data bize sunamıyorlar. Tek tük video falan gösterebiliyorlar. Ve bu yüzden affedersiniz kötü ahlak üzerinden hareket ediyorlar. Yani bakın kendinizi böyle komple utilitarian olarak pazarlayabilirsiniz. Evet toplumun çıkarı için ne iyisi o olsun. Öyle değil. Yani sevgili dostum, canım kardeşim Ümit Özdağ'ın da dediği üzere bu günah yani bu kötü ahlak arkadaşlar. Bir canlının hayatını sebepsiz yere aldığınız zaman bu günah. Bir tehdit oluşturmuyorsa bu canlıların önemli bir kısmı bu günah. Ve dediğim üzere utilitarian açıdan da mantıklı değil. Çünkü bakın burada çok minimal bir köpek e, riski var. Siz bunun üzerine milyonlarca köpeği öldürmek istiyorsunuz. Bu utilitarian açıdan mantıklı mı? Götürüsü, getirisi bunları karşılaştırdığınızda hangisi fazla? Bu size kalmış ama yani bunu özellikle mesele edinen insanların hani lobileştiğini biliyorum ee, böyle telegramda falan grupları var böyle hedef gösterdiklerini biliyorum ben e, sadece Enes hakkında gene bu köpek konusuyla alakalı bir video yayınlamıştım Hüdapar'ı destekliyordu ironic. Ee, ve hani böyle herkes üstüme üşüşmüştü işte YouTube'dan Twitter'dan böyle bayağı saydırmışlardı hatta o yüzden bu videonun yorum kısmı kapalı olacak yani kontrollü olacak yani yorum yazdığınızda benim onaylamam gerekecek. Çünkü gerçekten gelip buraya senin ananı köpek ısırsa iyi mi diyenleri çekmek istemiyorum. Şimdi bu videonun sonuna gelirken size hatırlatmak istediğim birkaç şey var. Like atmadıysak like atalım. Yorum atmadıysak yorum atın. Bu videonun altında özellikle yorumlara ihtiyacımız olacak. Ve e, abone olmadıysanız abone olun. E, katıl butonunda şurada bir yerde falan olsa gerek bilmiyorum. E, katıl butonundan eğer durumunuz varsa, rahatsanız, bir sıkıntı içerisinde değilseniz katılırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çav çav.